Sorusu olan var mı arkadaşlar? Evet. İnsanın kendini algılayış hali veya kendilik olarak algıladığı şey birçok farklı düzeyde olabiliyor arkadaşlar. Bizim de aslında yıllardır konuştuğumuz şey bu. Yani kendim dediğimizde aynı kelimeyi kullanıyoruz ama işte kendim, kendimi bildim bileli ve işte ben kendimi şöyle hissediyorum, kendimi böyle hissediyorum, kendimi çok iyi hissediyorum, kendimi çok kötü hissediyorum gibi veya bu bana çok kötü geliyor dediğimiz birçok cümlede kendim ifadesini kullanırız. Aslında bu kendimiz olarak bir şeyi algılama halimizle ilgili bir şey. Yani kendimiz olarak bir şeyi tanımlıyoruz. Mesela kendimi çok kötü hissediyorum dediğimizde muhtemelen o anda negatif, kötü bir duygu vardır. Olumsuz bir düşünce vardır. Örneğin beceriksiz olduğumuzu düşünüyoruzdur. Bir şeyi yapamamışızdır. Deriz ki kendimi kötü hissediyorum. Veya birisi bizi biraz utandırmıştır. Veyahut da sevilmediğimizi düşünüyoruzdur. Anlaşılmadığımızı düşünüyoruzdur. Yapayalnız olduğumuzu düşünüyoruzdur. İstediğimiz şey gerçekleşmemiş diye düşünüyoruzdur ve deriz ki kendimi kötü hissediyorum. Dolayısıyla aslında bu gibi şeylerle düştüğümüz temel tuzak kendimiz dediğimiz ve kutsal bir şey olan aslında bir hakikati düşüncelerimiz ve duygularımız zannederek örtmüş oluyoruz. Yani gerçek kendimiz dediğimiz şeyi biz şu anda bilmiyoruz. O yüzden kadim geleneklerde veya eski Yunan geleneğinde işte kendini bil, kendini bul. Aslında hani kendini bil ifadesi gerçekten burada çok yerinde olan, çok kıymetli olan bir şey. Kendini bil. Peki yani kendini bil dedikleri bugün bazı böyle modern psikologların veya bugünkü bazı böyle modern bazı düşünürlerin zannettiği işte kendini bil, işte düşüncelerini, duygularını, arzularını, beklentilerini bil, işte ben kendimi çok iyi biliyorum diye kullanarak ifade ettiğimiz bir şey mi yoksa daha başka bir şey mi? Tabii ki kesinlikle çok daha başka bir şey. Gerçek kendilik her insanın bir ölçüde unuttuğu fakat tekrar hatırlamaya ihtiyaç duyduğu bir şeydir. Yani hepimiz gerçek kendiliği unutuyoruz. Bir unutma, bir istersek buna dini literatürle gaflet diyebiliriz. Daha modern bir literatürle düşüş diyebiliriz. Daha farklı tabirler de kullanılabilir. Bazen buna Uzak Doğu geleneklerinde cehalet denir. Yani kendini bilememe hali, kendini bilmeme hali. Tabii ki hani bu tür kavramlar, mesela kendini bilmek, mesela işte bir insan bilinç kaybı uğramışsa, bilinç kaybına uğramışsa geçici bir şey olabilir bu, bir bayılma olabilir veya işte bir yoğun bir duygu durumu olabilir, aşırı reaksiyon vermiş olabilir. Ne deriz? İşte kendine gel. İşte kendini bilmiyor musun? Biraz kendini bilerek hareket et. Bu
günlük ifadelerde kullandığımız şeylerden bahsetmiyoruz. Ve bunu özellikle de hatırlatmak istiyorum. Bu noktada bahsedilen işte kendini bil, bilerek hareket et, düşünerek hareket et gibi veya işte kendine yakışacak şekilde davran dediğimiz durumlarda aslında buradaki kendi ifadesi bizim başta söylediğimiz o kendini bilmekle ilişkili değildir. Yani bunu çok net olarak ifade etmek istiyorum. Yani hiçbir ilgisi yoktur desem abartmış olmam. Neden? Peki düşünceler, duygular, arzular, beklentiler, farklı düzeydeki ihtiyaçlar nedir? Onlar bir olgudur. Mesela diyelim ki öfke, nefret, sevgi, şefkat bir duygudur. Ama bunları kendimiz diye algılayıp kendimizi anlatırken de bunları anlatmak aslında bir yanılgıdır. Tabii ki niye böyle yapıyoruz? Çünkü hani elimizde bundan başkası yok şu anda. Zahiren böyle. Zahiren ama böyle. Gerçekte böyle değil. Hatta bu anlamda isterseniz sizinle şöyle küçük bir ne diyelim, küçük bir alıştırma yapmış gibi olalım. Hani herkes böyle biraz kendine baksın, kendine dönsün. Gözünüzü kapatabilirsiniz, kapatmayabilirsiniz ama kendinize dönün. Yani herhangi bir dışsal şeyle meşgul olmayın, oraya dikkatinizi vermeyin ve geçmişiniz olmadan, yani bundan sonra sayacaklarım şeyler olmadan kendinizi tanımlamaya çalışın veya tanımlamayın, bunlar olmadan ne kalıyor geriye, bir şey kalıyor mu, kalan nedir, buna bakalım. Geçmişiniz olmadan düşünün. Geçmişiniz olmadan, herhangi bir zaman kavramı olmadan, doğum olmadan, ölüm olmadan, arzularınız, düşünceleriniz, korkularınız, beklentileriniz, insanların sizinle ilgili düşünceleri, bu dünyada doğumdan itibaren yapıp ettikleriniz, bütün bunlar olmadan bir şey kalıyor mu geriye? Bir bakın. İlişkileriniz olmadan, insanlarla olan iletişimleriniz, anne babanız, arkadaşlarınız, eşiniz, çocuğunuz, dostlarınız, onlarla ilişkileriniz olmadan baktığınızda kendinize geriye bir şey kalıyor mu? Hisleriniz olmadan, düşünceleriniz olmadan, yapıp ettikleriniz olmadan, size yapılıp edilen iyi veya kötü şeyler olmadan, kaygılarınız, travmalarınız, hatta bir şeyi daha ekleyelim, o da önemli. Bedeniniz de olmadan, bir bakın, bedeniniz de olmadan geriye bir şey kalıyor mu? Kendiniz diyebileceğiniz bir şey kalıyor mu? Bunu hatta tavsiye ederim, böyle günde en azından birkaç dakika yapmaya çalışın. Sorumuza gelirse geriye bir şey kalıyor mu? Vallahi benim şekerim düşük, ben kafayı toplayamıyorum şu anda. Tamam. Ya doğmadan geriye bir şey kalmıyor, zaten hiç doğmuyor. Onu dedim de fizik olarak doğmadan onu da düşünün. Yani bu an kendi adıma bir şey yok yani. Bir bak, mesela bir varlık hissi yok mu? Bence yok. Aynen, evet. Mesela geriye bir şey kalıyor ama aslında belki adını koyamıyoruz, değil mi? Yani, yani bir, buyurun. Yani, bir varlık var. Dürüstlük kavramını da
bırak. Gene bir şey kalıyor mu? Adını koyamıyorum. Evet, yani adını koyamadığımız aslında ve varlık diyebileceğimiz aslında bir şey var. Yani düşünceden, duygudan, yaşadığımız olaylardan, ilişkilerimizden, beklentilerimizden, korkularımızdan, şekerimizden bağımsız bir şey var aslında. Ve gerçek kendilik aslında o. Bu alıştırma aslında biraz o gerçek kendiliğe dair bir küçük bir hatırlama anlamında bize fayda sağlayabilecek bir şey. Ve bu aslında dikkat ederseniz, eğer bunu biraz böyle gerçekten yoğun bir şekilde yaparsanız, aslında böyle bir hafiflediğinizi, bir sakinleştiğinizi hissedersiniz. Böyle bir sakinlik, sanki böyle hani beden de yok, düşünce de yok, duygu da yok, ilişkiler de yok. Ama bütün bu yoklara rağmen aslında bir şey var. İşte biz ona gerçek kendilik diyoruz aslında. Ama bunu tabii ki böyle bir alıştırmayla hemen kavradığınız anlamında bunu söylemiyorum. Ama en azından şuna işaret etmek istiyorum. Zihnimiz kendimiz dediğinde aslında o kadar böyle karmaşık, birbiriyle çelişik, o kadar çok şeye atıfla söylenen bir kavram ki, yani kendim. Kendim deyince işte birinin evladı olarak kendim, birinin çocuğu olarak kendim, birinin eşi, arkadaşı olarak kendim, işte çocukluğunda şöyle davranılmış olan kendim, böyle davranılmış olan kendim, İşte çocukluğumda utandırılmış olan kendim, onaylanmamış olan kendim, çok sevilmiş olan kendim. Yani o bu hikayeleri sadece olumsuz da algılamayın. İşte çocukluğunuzda çok sevilmiş bir kendiniz olabilir. Yani annem baba beni çok severdi. Ama işte evlendim, eşim kıymetimi bilmedi falan diye bir hikaye mesela, değil mi? Olabilir. Buralara bir dikkat edin. Ve şunu görmeye çalışın. Ya ben ne kadar çok şeye kendim diyorum. Her şeye kendim diye bir şeyi yapıştırıveriyorum. Her şey kendim oluyor. Diyelim ki eşim, arkadaşım, dostum veya otobüste bindiğimde diyelim ki karşımdaki bir yolcu veya yanımda oturan biri veya işte geçerken usturupsuz hareket eden, ona buna çarpan biri. Mesela onun üzerinden bir düşünce, bir duygu oluşuyor. Hemen kendimi çok kötü hissediyorum. İşte bu insanları hiç sevmiyorum. Burada gizli özne var orada. Yani kendim bu insanları sevmiyorum diyorum. Birçok şey kullanıyorum. Ve şuna dikkat edin. Ortaya çıkan her düşünce, duygu, ilişki, ilişkide hissettiğimiz tutumlar, durumlar, olgular, hepsine kendim diyoruz. Ve bunu yapmakla neye sebep oluyoruz? Gerçek kendimizi unutmaya sebep oluyoruz. Gerçek kendim diye bir şey kalmıyor. Bir duygu hissediyorum, kendim oluyor. Bir düşünce hissediyorum, kendim oluyor. Bir ilişkim oluyor. Diyelim ki anneyim. Oradan bir kendilik üretiyorum. İşte bazen insanlarda oluyor böyle, ben anneyim, işte ben babayım, ben şuyum, ben buyum. Birçok olgu üzerinden kimlik inşa ediyoruz. Birçok olgu üzerinden kendilik inşa ediyoruz. Ve bütün bunlar aslında o gerçek kendiliğimizi kapatan, örten, gizleyen, ortadan kaldırıyormuş gibi olan ama aslında hiçbir zaman onu ortadan kaldıramıyoruz. Bunu hiçbir zaman unutmayın arkadaşlar. Gerçek kendilik hatırlanan bir şeydir, üretilen bir şey değildir. O yüzden mesela bir çocuk o varlıkla doğar, o gerçek kendilik dediğiniz varlıkla doğar. O yüzden hep söylerim, yani CV'si yoktur, başarısı yoktur, osu busu yoktur ama doğal bir neşesi, doğal bir rahatlığı vardır.
Sonra böyle ilk birinci veya ikinci yaşlardan itibaren kendilik kalıpları üretmeye başlarız. Bakın bunların hepsi bir üretim haline gelir artık ondan sonra. Mesela işte küçük bir çocukken bazen kendimizi bedenle özdeşleştiririz. Yapıp ettiklerimizle özdeşleştiririz. İşte kendimi böyle çocukluktan beri beceriksiz görürdüm. Zaten atıyorum işte annem veya babam da bana derdi ki sen beceriksizsin. Ve hemen oradan bir kendilik üretirim. Beceriksiz kendilik. Böyle bir üretim yaparım. Ve bunun gibi aslında hayatımız boyunca ve şu ana gelinceye kadar. Yani aşağı yukarı bir yaşından bugüne kadar binlerce kendilik üretmişizdir. Kendimi böyle hissediyorum, kendimi şöyle hissediyorum. Kendim deyince ben bunu algılıyorum. Geçen bir arkadaş söyledi böyle 13-14 yaşında kızı var. Baba demiş ben güzel miyim? Bir erkek gözüyle baktığında ben güzel miyim mesela? Şimdi ne var burada aslında? Aslında tırnak içinde söylüyorum hani dramatize edeyim ama gerçek yani abartmıyorum. Aslında burada büyük bir trajedi var aslında. Ne trajedisi? Bir insanın kendini beden zannetme trajedisi var yani. Hani ben güzel miyim derken o bene ne sıkıştırılmış oluyor? O ben ne olmuş oluyor? Beden olmuş oluyor. Ve bir genç kız diyelim veya bir çocuk ne dersek diyelim. Yani 12, 13, 14 yaşında bir çocuk. Bu erkek de olabilir işte. Erkek de der ki işte baba ben yakışıklı mıyım? İşte orta bir, orta iki öğrencisidir. Bakar yani kızlar onu beğeniyor mu? Görünce etkileniyorlar mı falan filan. Sonra diğer erkeklerle kıyaslar. Kızsa kendini diğer kızlarla kıyaslar falan. Ne olur aslında? Kendini bedene indirgeyerek, yani bedene referanslı bir kendi üretir. Hatta bazen bu kendi bazı kişilerde o kadar güçlü olur ki, işte bir sivilcesi çıkar, hayat berbat olur onun için yani. Ne hayat bilgisi kalır, ne kimya kalır, ne fizik kalır. Yüzündeki sivilcedir her şeyden önemli olan. Veyahut da burnu biraz Laz burnu gibidir deyim yerindeyse. Benim öyle bir yeğenim var yani. Allah'tan o kadar takmıyor yani. Mesela oraya takarsın yani. Dersin ki burnumu sevmiyorum yani mesela. Hatta oradan kendimi sevmiyorum'a gider. Ben bazı insanlar diyor işte kendimi sevmiyorum. Diyorum kendin derken neyi kastediyorsun? Diyor ki işte kısa boyluyum veya işte bir gün biri de demişti ki bana uzun boyluyum dedi. Kendimi sevmiyorum dedi. Böyle bir 16-17 yaşında bir genç kızdı. Kendimi sevmiyorum dedi. Dedim niye? Kendin derken neyi kastediyorsun? Dedi diğer kızlara göre çok uzunum dedi. Şimdi mesela muhtemelen diğer kızlara göre biraz kısa olsaydı ama aynı boyda olsa diyelim ki bütün kızlar 1.90 bu kişi 1.85 diyelim. O zaman ne diyecekti? Kendimi sevmiyorum çünkü kısayım diyecekti. Aslında bütün bu hikayeler bize neyi gösteriyor? Kendimiz dediğimiz şeyi çok kısa bir zamanda bir şeylerle tanımlıyoruz. Mesela diyelim ki ufak çocukken kendini annenin babanın gözünde algılamaya çalışırsın. Mesela beni seviyor mu? Babam beni seviyor mu? Babam benimle gurur duyuyor mu mesela? İşte beni onaylıyor mu? Bir şey yaptığım zaman aferin kızım, aferin oğlum diyor mu mesela? Demiyorsa mesela babam hiç bizle ilgilenmezdi böyle. Hep biz kendimizi böyle babasız gibi hissettik falan dersin. 40 bin çeşit bu hikayeyi size burada anlatabilirim arkadaşlar. Aylarca anlatsam bu kendimizi özdeşleştirdiğimiz şeyler bitmez. Buyurun. Hocam İbn-i Arabi'nin sen olsun şiirinde sorduğu gibi kimsin sen, şüphesiz sen değilsin buraya işaret eder mi? Aynen, evet. Yani aslında bütün kadim öğretilerde hep şuna işaret edilir. Senin şu an ben dediğin, kendim dediğin şey aslında kendin değilsin. Peki bundan dolayı kaygılanmamız gerekir mi? Neyim ben o zaman falan, lan bu kadar yıl boşa mı geçti falan filan, o kadar da kitap okuduk. Bunun kitapla bir ilgisi yok arkadaşlar. Yani dünyanın en çok kitap okuyan insanı olabilirsiniz.
ama kendinizi bilemeyebilirsiniz. Kendini bilmek, tabii ki hani bununla ilgili kitaplar okursanız gene kendinizi bilemezsiniz, onu da söyleyeyim. Çünkü kendinizi kaleme dökemezsiniz. Yani o kelimelere dökülen bir şey değildir. Mesela hocam kendini bilen Rabbini bilir. Tam kelime olarak söylüyorum da. Tabii. Ama yani işte diyelim ki yani İbn Arabi bilmek, demiş ki yani sen soyut bir söz yani. Aynen. Çok doğru. Yani kelimeler aslında nedir? Bir şeyin sembolize edilmesidir. Mesela ben derim ki işte bak buna kağıt deniyor. Mesela ben bunu gösteremesem ne olur? Size kağıt nedir'i anlatamam değil mi mesela? Hani kağıtla ilgili hiçbir şeyiniz yok, bir bilginiz yok. Kağıtla benzeteceğim bir şey yok. Hatta benzeteceğim şeyler de hani tam benzemiyor. Hani derim ki örtüye benziyor falan filan ama tam değil yani. Hele hele soyut şeyler, ruhani şeyler, metafizik şeyler, gerçek anlamda metafizik olan şeyler kelimelere dökülemezler. Bunu anlamaya ihtiyacımız var arkadaşlar. Çünkü modernizm bize her şeyin anlatılabileceğini, her şeyin gösterilebileceğini, her şeyin ifade edilebileceğini, her şeyin kelimelere, kavramlara dökülebileceğini bize iddia etmiştir. Bakın Allah bile son tahlilde kendini tanımlamaz. Çünkü o tanımlanamaz. Sıfatları yazılıdır. Allah Rahmandır, Rahimdir vesaire. Ama ne der? Ben benim. İnneni en Allah. İnneni ene. Muhakkak ki ben benim. Sonra Allah'ım diyor. Ve devam ediyor. Veya İhlas suresine baktığınız zaman kul hu diye başlıyor. Yani o. Ne demek o? Hiçbir şey yok. Bir de bazıları çıkar mesela işte Allah'ı tanımlayan, yani kimse tanıyamaz. Aslında Kur'an'da bile Allah'ın ne olduğu belli değil falan filan. Çok düşündüm, 40 yılımı verdim ama bununla ilgili de bir şey bulamadım falan diyen böyle. Ama orada bir açık oluşuyor. Yani cisim olarak ben şey yapamıyorum, kafamda bir şey oluşturamıyorum. Tabii zaten oluşturmaman da iyi olur. Ama insan ona ihtiyaç duyuyor biraz. Hani güzel, bir dakika, acele etme. Yapay zeka gibi bir şey olabilir mi? Acele etme, bak sırayla gitmezsen egon seni çıkmaz bir sokağın ta dibine kadar götürür. Ve en son dersin ki burada tıkandım. Önce bir yolun başına bakman lazım. Burası çıkmaz bir yol. Oradan gidilmez. Şimdi diyorsun ya insan bunu tanımlamaya çalışıyor değil mi? Düşünmeye çalışıyorsun. Bir şey. Hayır. O düşünceyle anlaşılacak bir şey değildir. O zamana, mekana bağlı bir şekilde algılanacak bir şey değildir. Ve ne diyorsun? Ama diyorsun insan bunu istiyor. Oradan da çıkmazların çıkmazına giriyorsun. Neden? Çünkü kendini şu anki düşünce biçiminle tanımlıyorsun. Üstelik de bütün insanları da böyle tanımlıyorsun. Hani insan diyorsun başka bir şey yapamıyor. Acaba insanda başka bir meleke yok mu? Başka bir imkan yok mu? Değil mi? Ve ne diyoruz hemen? İşte insan böyle ya. İnsan çaresiz kalıyor. Diye de ne yapıyoruz aslında? Hem o anki kendimiz zannettiğimiz bilinci insan olarak tanımlıyoruz. Hem de herkese üç aşağı beş yukarı aynı şekilde tanımlıyoruz. Sonra diyoruz ki insan ne yapacak? O yüzden nereden başladığınıza biraz dikkat etmeniz gerekir. Yani zihninizden geçen düşüncelerin biraz böyle teker teker üzerinde acele etmeden durmanız gerekir. Mesela hocam bütün insanlar böyle değil mi dediğinizde mesela bütün ve insanlar. Bir bakın bakalım insan derken neye insan diyoruz? Yani Hazreti Muhammed de insan. Ben hayatta keyif almaktan başka hiçbir değere inanmıyorum diyen de bir insan değil mi? Zahiren öyle.
Peki mesela insan dediğimiz zaman neye insan diyeceğiz? İnsan nedir dediğimiz zaman neye referansla bu sorunun cevabını vereceğiz? İstatistik mi yapacağız mesela? Olgusal bir şey değil ki hocam, yani insan... Evet, olgusal olarak bakamayız. Yani şöyle, bazı insan mesela çok sorumluluk hisseder hayatla ilgili. Yani Hz. Muhammed ise kölelerden, ondan bundan yapılan zulümlere karşı peygamber olmadan önce de düşünceleri vardı. Tabii. Ama bunlar insan olmuyor ki. O zaman Karl Marx da çok büyük bir insan. İnsanların barışını, adaletini isteyen. O anlamda. Evet. Hani bu olgulara insan diyemeyiz o anlamda. Evet, işte bu yüzden aslında hani daha önceki sohbetlerde de nadiren de değinmişimdir. İnsanı tarif etmek için aslında hakiki anlamda kendinin bütün imkanlarını, bütün yönlerini idrak etmiş insana ancak insan diyebiliriz. Ve ondan yola çıkarak kendi durumumuzu tarif edebiliriz. Burada tekamül devreye girmiyor mu hocam? İşte orada da şuna bakmak lazım. İnsandaki insan denen varlığın her şeyi tekamül ediyor mu? Yoksa tekamül eden tarafı var, bir de tekamül etmeye ihtiyacı olmayan bir tarafı mı var? Hep sözcüklerle ifadeler kullanıyoruz hocam. Yani evet. Yıllardır. O yüzden sorularınıza açıyorum ama konuyu toparlamak için dağılmamak istiyorum. Mesela beden tekamül eder değil mi? Eğer insanı beden olarak tanımlarsan beden tekamül ediyor. Hani anne karnından itibaren tekamül etmeye başlıyor. Tek bir döllenmiş bir hücre önce sayısal olarak bölünerek çoğalıyor. Daha sonra orada bir organ oluşumu oluyor, doğuyor. Doğduktan sonra da bir gelişimi, tekamülü var vesaire değil mi? Peki yani bundan yola çıkarak insan tekamül eder diyebilir miyiz? Veya insanın böyle diyelim ki hani zahiren hiçbir şey bilmiyorsun. Mesela dünyaya geldiğinde hiçbir şey bilmez olarak doğuyorsun. Peki hakikat itibariyle hiçbir şey bilmez olarak mı doğuyorsun? O da ayrı bir soru. Oraya şimdi girmeyeyim. Ama zahiri olarak yani psikolojik düzeyde bir şey bilmiyorsun. Yani dil bilmiyorsun, ne yapacağını bilmiyorsun, neyin ne olduğunu bilmiyorsun. İşte annenden, babandan, çevrenden, kültürden vesaireden öğreniyorsun. Mesela burası da tekamül ediyor. Peki şunu sorayım ve kapatayım orayı. Allah'ın üflediği ruh tekamül ediyor mu acaba? Değil mi? Bir de bunu da mutlaka dikkate almamız gerekiyor. Şimdi ben temel konumuza dönüyorum. Aslında bizim ihtiyacımız olan şey şu. Düşünceleri gör, duyguları gör, ilişkilerini gör. İçinde ortaya çıkan arzuları, korkuları, beklentileri gör. Kullandığın bedeni de gör. Ama hiçbirine kendim deme. İhtiyacımız olan, hani bazı insanlar sorar, manevi olarak kendimizi bulmak için neye ihtiyacımız var? İhtiyacımız olan tam da bu. Ne olursa olsun hiçbir şeye kendim deme. Kitap oku ama ben bilgili biriyim, kitap okuyan biriyim bile deme. Bir kitap okuma durumu var. Onunla özdeşleşmeden, yani ona kendim demeden, herhangi bir şeye kendim demeden bak hayatı. Bu hem çok zor, hem çok kolay, hem çok zevkli, hem de bazı benlikler için çok tatsız bir şeydir. Çünkü benliklerin elinden aslında bir şeyi almış oluyorsun. Yani benliğini hiçbir şeyle tanımlama. Ne kalıyor? Öyle hani tırnak içinde anadan üryan kalıyorsun. Değil mi? Ama ne diyor Niyazi Mısri? Biz diyor üzerimizden şalımızı indirdik. E,
üryan olan anlar bizi diyor. Varlığından soyunup üryan olan anlar bizi diyor. İşte demek istediği şey aslında bu. Yani hiçbir şeyle kendini tanımlamadığında kalan bir şey var. İşte o sensin. Ve o hani deyim yerindeyse anadan üryan. Yani anandan doğmuş gibi. İşte bizim anadan doğmuş gibi öz varlığımızın farkına varmamız gerekiyor. O zaman hayatı yaşayabiliriz. Buyurun. Şu kısımda takılıyorum. Ben kola sevmiyorum. Ben kullanmak durumundayım orada. Evet. Bu kendimle alakalı bir şey. Değil mi? Bak, ben kendim ki, ben kendim ve kola yani. Düşünün yani nasıl bir şey. Çıkartırım. Tabii. İşte yani, hasta olurum. Evet. Bunu niye kendim diye lanse etmeyeceğim, insanlara söylemeyeceğim, zorla kola mı içeceğim yani? Hayır. Şunu diyeceksin. Şu fani bedenin kolaya ihtiyacı yok. Veya şu fani bedene kola girdiğinde şeker metabolizması bozuluyor. Anlatabildim. Yani ben yok. Yani ben kendim ve kola. Ya bu nasıl bir şey yani ya, değil mi? Aslında bu hepimizin tırnak içinde aslında güzel ifade etti arkadaşım. Ya aslında gülünç bir şey değil mi aslında? Ben kendim ve kola yani. Kendimi kola üzerinden, kolayı sevmemek üzerinden tanımlamak. Değil mi? Aslında bu hani gülünç bir şey değil mi? Hepimize tebessüm ettiren bir şey. Ama aslında bize tebessüm ettiren sadece bu değil yani. Ben ne kadar kitap okudum biliyor musun? Ben şu yaşımdan beri kitap okuyorum. Ben şu yaşımdan beri ne sıkıntılar çektim, ne badireler çektim. İşte ben hep dürüst oldum, ilkeli oldum, samimi oldum ama insanlardan aynı samimiyeti bulamadım. O yüzden de kendimi çok kötü hissediyorum. Kendimi çok yabancı hissediyorum dediğinizde de aynı gülünç hale düşürüyorsunuz kendinizi. Ha bu başkasına gülünçlük değil arkadaşlar. Hani burada kafanızda bir başka kavramı olmasın. Kendi kendinize gülünç hale getiriyorsunuz kendinizi. Mesela hayatınızda ilişkiler üzerinden işte atıyorum ya babam beni hiç sevmedi falan. E ne yapayım diyorum. Bana bir olgu anlatıyorsun. Bir problem yok. Yani bir sıkıntı yok. Babam beni hiç sevmedi. Allah selamet versin yani. Allah yardımcısı olsun. Ama bak dersen ki ben babası tarafından sevilmemiş biriyim. Ben babası tarafından onaylanmamış biriyim. Ben kendimi çocukluğumda bu yüzden çok kötü hissettim. Bak bunu dediğinde var ya, kendini hapsediyorsun. Kendini zincirliyorsun. Kur'an'da ayet var ya, cehenneme gidişi veya cehennemdekileri anlatan. Onların diyor ayaklarında, kollarında, boyunlarında zincirler vardır. İşte cehennemin bir sureti budur aslında. Biz şu an cehennemdeyiz aslında. Neden? Çünkü boynumuzda, kollarımızda, ayaklarımızda zincirler var. Ne zincirleri bunlar? Sahte kendilik zincirleri. Bir de bakıyorsunuz 50 yaşına gelmişsiniz. 10 yaşında işte babam sevmezdi yani. Böyle küçümserdi mesela. Bak 40 yıllık bir zincir. Hiç eskimemiş, paslanmamış. Sağlam duruyor, çelikten yani. Bunlara da ne diyor modern psikoloji? Tabii işte travmalarımız falan, bir de onları da böyle bir süslüyoruz. Onlara böyle güzel çiçeklendiriyoruz, onlara güzel isimler koyuyoruz. Sen benim travmalarımı biliyor musun diyoruz, oradan da bir şey yapıyoruz. Onları böyle sahipleniyoruz, zincirlerimiz diyoruz. Ve bir bakıyoruz ki aslında biz de zincirlenmiş insanlarız. Mesela çocukluğumdan beri istediğim hiçbir şey olmadı. Mesela ne kadar güzel bir zincir değil mi? Yani geriye baktığımda psikolojik bünyende ortaya çıkan bazı isteklerin, hatta çoğu isteğin gerçekleşmediğini gözlemliyorum. Bak ne kadar temiz bir cümle değil mi? Hiç şey yok. Bir tutuklanma yok. Bir zincirlenme yok. Ne kadar temiz bir cümle olmuş oluyor. Ama desem ki ya hayatta istediğim hiçbir şey olmadı. Kendimi o kadar kötü hissediyorum ki yani.
Bir de ekliyorum. Herkes mutlu sanki bir ben mutsuzum. Herkesin istediği bir şekilde oluyor. Benim istediklerim hiç olmadı falan. Ne yapmış oluyorum aslında? Kendimi kat kat zincirliyorum. Bunu kim yapıyor? Bunu kendi bilincimiz yapıyor. Neden yapıyor? Çünkü kendimizi yaşadığımız olaylarla, ilişkilerle, içimizde ortaya çıkan duygu ve düşüncelerle tanımlıyoruz. Mesela geçen bir arkadaş vardı, böyle 15-20 yıllık bir ilişkisini, yani bir dostuyla olan bir ilişkisini anlatıyor. İşte o benim diyor abim gibiydi, saygı duyardım, öyle ederdim. Ama işte beni aramıyor, sormuyor falan filan. Böyle bir mutsuz, bir üzgün. Baktım böyle kendini aslında ne yapıyor? Zincirliyor. Kendini bir insanın sana olan tutumu üzerinden zincirliyorsun. Ya ben bunu hak ediyor muyum yani diyoruz mesela, değil mi? Ben bunu hak ediyor muyum? Böyle mi olmalıydı? Bir de süslüyoruz. Arabesk de zengin. Hani hepimiz de aşağı yukarı. Bu sadece Türk toplumuna has değil. Dünyada nereye bakarsan bak, ilişkiler üzerinden, bu ikili ilişkiler olsun, ebeveyn çocuk ilişkisi olsun, arkadaşlık dostluk ilişkisi olsun. Mesela hayattaki en büyük zincirlediğiniz, kendinizi zincirlediğiniz alanların başında bu gelir. Neden? Çünkü kendinizi ilişki üzerinden tanımlıyorsunuz. Yani çok emek verdiğim çocuk vefasızlık yaptı. İşte bir kız buldu, sonra benim altınları bir de çaldı mesela. Ne kadar dramatik bir hikaye oluyor değil mi mesela? Yani yıllarca baktığın çocuk bir ay evvel tanıştığı bir kızla kaçıyor ve senin altınları da götürüyor yani. Mesela. Şimdi ne kadar dramatik bir hikaye. Şimdi onu sarsan ne kadar kapsamlı, köpüklü bir hikaye olur değil mi böyle? Ve ömür boyu da unutamazsın. Ve ömür boyu da bunu anlatsan seni dinleyecek insan bulursun. Zaten bizim trajedimiz de bu. Hikayelerimizi anlattığımızda bizi haklı bulan çok insan var. Ben asla kimseyi bu konuda haklı bulmam. Beni çok zorlarsa haklı değil miyim hocam? Sen söyle haklı değil miyim? Olabilir diyorum mesela. Haklı demiyorum yani. Niye demiyorum? Çünkü haksızsın. Ama başkasına karşı haksızsın değil, kendine karşı haksızsın aslında. Haksız mıyım hocam diyor. Aslında demek istiyorum ki, yani dibine kadar haksızsın ama kendine haksızsın aslında. Anlatabiliyor muyum? Kendine haksızsın. Neden? Çünkü kendini bir insanın tutumu, tavrı üzerinden tanımlıyorsun. Ben bunu hak ettim mi diyorsun. Ben bunu mu hak ediyorum diyorsun. E hak etmiyorsun. E o zaman ne yapayım? Bir insan üzülmez mi diyor. Üzülmez demek istiyorum. Ama bu sefer de diyecek ki beni anlamıyor. Hocam biraz başımızdan salmak gibi olmuyor mu oğlum birde? Kırmamak için. İşte orada... Ya ben bayağı bir geçen iki hafta önce sizinle konuştum. Gaza geldim. Çok iyi gidiyordu şu ana kadar. Olabilir demiştiniz beni gönderin. Buyurun söyleyeceğim. Şimdi... Onlardan bir tanesi. Hayatı tekrar sorgulamaya başladım sayenizde hocam. Teşekkür ederim. Yani bilmiyorum ne olabilir dedim de o yüzden hani konular karışmasın. Yani şunu demek istiyorum. O benliklerimiz, o ilişkiler üzerinden bir kısım duygular, düşünceler üzerinden kurduğumuz kendilik algımız tabii ki onay bekliyor. Anlatabildim mi? Bakın bu da çok büyük bir tuzaktır. Hatta ben çok insanda görüyorum. Ya biri de bana desin ki haklısın ya. Herkes bana haksız diyordu. Mesela buradan travma üretiyor. Ve istiyor ki biri ona haklısın desin. Ya zaten tırnak ile gerçekte haklıysan. Şimdi mesela Hazreti Yusuf. Ya kimse ona belki haklısın dememiştir. Bilmiyoruz. Ama hani haklı mı? Haklı. Şey anlamında haklı. Yani... Ben kardeşlerime kötülük yapmadım. Kardeşlerime zarar verecek bir şey yapmadım. Haklı mıyım bu yargımda, bu tanımda? Haklısın. Sen onlara bir şey yapmadın. Ama dese ki, peki 11 kardeşim beni nasıl kuyuya atar? Bu büyük bir kötülük. Kendimi çok kötü hissettim. Kendimi kötü hissetmekte haksız mıyım? Ona dememiz lazım ki haksızsın. Çok
diretirse ne yapmak lazım? Olabilir. Olabilir. Mesela Habil Kabil olayında hocam şey değil mi? Yani diyor ki yani sen beni öldürme kalksam da hani ben sana karşı herhangi bir dikimi müdahalede bulunmayacağım. Hani burayı açabiliriz tabii ki de. Evet. Hani o şöyle herhalde hissediyor. Kendi gerçek varlığını ortadan kaldıramayacağını bilincinde aynen olduğu için o cevabı aynen yani, yoksa bizler olsak tabii ki aynen olur. Yani öz varlığımız hiç kimse tarafından zarara uğratılamaz. Bakın orada Habil şunu demiyor. Sen beni öldüremezsin. Ben Allah'a inanıyorum. Benim arkamda Allah var falan demiyor. Öyle bir şey değil yani. O dünyanın mahiyetini, Allah'ın yarattığı bu dünyanın nizamını, sünnetullahı biliyor. Kabil, Habil'i zahiren, fiziksel olarak, cismaniyeti, biyolojik canlılığı itibariyle öldürebilir. O da Allah izin verirse. Ama Habil neyi biliyor? Sen hakikatte beni öldüremezsin. Hiç kimse de kimseyi öldüremez hakikatte. Yani öz varlığımız, gerçek kendimiz öldürülemez. Allah'a aittir ve ona döner. Bakın hep vurguluyorum musibetle ilgili ayeti. Onların başına bir musibet geldiğinde onlar biz Allah'a aitiz, ondan geldik, ona döneceğiz derler. Bu ne demek? Bu kendinizi o musibetin zarar verdiği, etkilediği hiçbir şeyle tanımlamamak demek. Bu ne kadar büyük bir hakikattir ve gerçek anlamda da bir özgürlüktür. Ve bakın Kur'an-ı Kerim'de bir ayette diyor ki, mealen söylüyorum, yani biz onları cennete koyacağımız zaman onların sadırlarından gıllı alıp çekeceğiz. Nedir o? İşte o gerçek kendinizle Allah arasına girmiş olan ama bu dünyada temizleyemediğiniz, bu dünyada ortadan kaldıramadığınız. Aslında bu ortadan kaldırmak da çok güzel bir ifade. Çünkü gıl kelimesi iki şeyin arasından geçen şey veya iki şeyin ortasında olan şey manasına da geliyor. Mesela iki ağaçlık alan arasında geçen su içinde Araplar bunu kullanıyor. Yani bizim aslında neye ihtiyacımız var? Kendimizle Allah arasındaki şeyleri ortadan kaldırmaya ihtiyacımız var. Gerçek kendimiz ile aramıza giren ve bize gerçek kendimiz zannı uyandıran şeyleri fark edip bırakmaya ihtiyacımız var. Ve bakın Allah ayette diyor ki, hani siz bunun için çalışacaksınız ya bu dünyada. Çalıştığınız zaman bunlardan temizleyemediğiniz bazı şeyler kalırsa, biz cennete girmeden evvel biz sizin bu iyi niyetinize ve çabanıza hürmeten onları alırız yani. Anlatabildim mi? Ve bu çok kıymetli bir şeydir. Gerçek kendimizle aramıza giren birçok sahte şey var. Mesela bakıyorum, yani diyelim ki ebeveynimle sorunum olmuş olabilir. Yani atıyorum hiç babam böyle bana bakıp, hani Nebati var diye bir zamanlar, yani gözüme bakın falan. Hani babamın gözüne bakıp böyle kendimi iyi hissettiğim bir an yaşamamış olabilirim yani, değil mi? Ya babamın yüzüne baktığımda, gözüne baktığımda belki kızgınlığını görmüşüm, belki umursamazlığını görmüşüm, belki kafası geçim derdiyle meşgul. Ne bileyim yani, Nebati'nin kastettiği ışıltıyı görmemişimdir yani. Peki bununla mı kendimi tanımlayacağım, değil mi? Olabilir. Adamcağız kim bilir neyle meşguldü. Annem kim bilir nelerle meşguldü. Ama bakın, insan özellikle anne babasının, deyim yerindeyse, gözünde, tırnak içinde söylüyorum, o ışıltıyı görmek istiyor. Yani ya bak sen varsın yani. Sen güzel bir çocuksun. Güzel derken fiziksel anlamda demiyorum yani. İyi ki
varsın. Mesela bu o çocuk bilincinde aslında neyi hissettiriyor? Varlığını hissettiriyor. Ama aslında varlığımız anne babamızın gözlerinde görmesek de var. Peki belki çocukken bunu fark edebilir miyiz? Tabii ki bunu çocukken fark etmeyebilirsin. Bunu anlayabiliriz. Hepimiz çocukken öyleydik. Ama belli bir yaşa geldiğinde, 15, 16, 17 yaşına geldiğinde, hani böyle 40'ına geldiğinde demiyorum. 15, 16, 17 yaşına geldiğinde artık o yaştan itibaren kendi varlığının, kendinin annenden, babandan, kardeşlerinden, eşinden, dostundan, şundan, bundan, öğretmeninden, öğretmeninin tutumundan, sokaktaki arkadaşının tavrından bağımsız olduğunu, bedeninden bağımsız olduğunu, her gördüğün ne varsa hepsinden bağımsız olduğunu adım adım hatırlamaya ihtiyacın var. Fakat kendinizi bunlar üzerinden tanımlamak kötü bir şey. Kendinizi bunların üzerinden tanımladığınızda kötü bir şey bu. Ve ya bunlar için var olduğunuzu düşünmek, yani bunları yapmak. İşte o zaten onun devamı yani. Ben bunun için geldim. İşte yani. Ne için yaşıyoruz? İşte çocuklarımız için yaşıyoruz. Yani. Mesela anne babaların fix. Bir de kimse de demiyor. Bu ne cehalet falan demiyor kimse. Diyor bak anne baba ne kadar fedakar. Çocukları için yaşıyorlar. İşte çocukları da çocukları için yaşayacak. Yani buradaki saçmalığı görmüyor musun yani? Annen baban da senin için yaşamış. Sen de çocuklar için yaşıyorsun. Çocukların da anne baba olunca çocukları için yaşayacaklar. Böyle bir mantık olabilir mi? Olmaz. Ama bak sahte benlik o kadar iyi ki. Bak fedakar bir anne baba olmak ne kadar güzel bir şey. Peki o zaman anne baba olmayalım mı? Neyi kastediyoruz? Hayır. Anne baba olmak, evlenmek, çoluk çocuk sahibi olmak, işte aramızda sevginin, şefkatin, anlayışın olduğu bir evlilik hayatı yaşamak, bunun hepsi güzel. Bir problem yok bunlarda. Bunlar üzerinden kendini tanımlamakta problem var. Mesela bir sabah kalktın diyelim, işte karın veya kocan yok. Ha, öyle mi? İlginç bir şey. Falan. Aradın, sordun, yok adam yok veya kadın yok yani. Kaybolmuş. Garipsemen gerekir mi? Yok ya, garipsenecek bir şey yok yani. Hatta ha, sonra bakıyorsun bir mektup yazmış. Ben senden bıktım, gidiyorum. Allah yolunu açık etsin. Benim öyle bir abim vardı. Derdi ki cennete kadar yolu var. Ama samimi söylerdi bunu. Yani olabilir. Sen o durumda bir eksiklik hissediyor musun? Bir mahrumiyet hissediyor musun? Ya işte 20 yılımı vermiş. Ben 20 yıllık evli ne diyeceğim ben bundan sonra? Böyle 20 yıl boşa mı geçti acaba falan filan mı diyeceksin? Yoksa elhamdülillah o süreç içinde elimden geldiğince iyi, doğru, sorumlu bir tutum sergilemeye çalıştım. Çok şükür hatalarım da olmuş olabilir. Onlara da tövbe istiğfar ederim. Ve ben kendim yani, ben kendim yaşamıma devam ederim. Tabii bir ego gelir oradan, bu kadar kolay mı? Ama insan böyle olmuyor falan. Bak bir sürü hikaye gelir. Peki sana o hikayeleri kim söylüyor? Hiç dikkat ediyor musun? Neden bu özgürlüğü yaşayamıyoruz? Çünkü zincirlerimiz var. Ama bakın zincirlerimiz eşimiz, çocuğumuz, anne babamız değil. Zincirlerimiz bu ilişkiler üzerinden kendimizi tanımlamamızdır. Allah da bizi bu zincirlerden kurtaracağını söylüyor. Ama hangi şartla? Bu dünyada bu zincirleri görüp bunlardan arınma, niyet ve gayreti içinde olduğunda. Allah böyle en son kalmış birkaç tane zinciri ne yapacak? Cennete girmeden evvel alacak. Çünkü cennete o şeylerle girsen sen ne yapacaksın? Hani anlatırlar ya Allah cennette birine bir şey vermiş öbürüne daha
tırnak içinde küçük bir şey vermiş, o başlamış, bu ne yaptı acaba böyle falan diye düşünmüş adam mesela. Anlatabildim. Ne olmuş olur o durumda? Sende kıyaslayan benlik var. İşte diyelim ki cennette biriyle konuşuyorsun, o da diyor ki dünyada çok mutluydum, çok şükür. Dünyada da Allah böyle bütün sıkıntılardan beni korudu, işte çok mutlu bir evliliğim var. Bu sefer senin aklına senin evlilik gelecek cennette. Berbat bir şey yani. Lan benim evliliğim nasıldı? Berbattı yani. Niye öyle verdi bana, ona öyle verdi? Sen cennette yaşayabilir misin böyle benliklerle? Yaşayamazsın, mümkün değil. İşte Allah o yüzden alıyor. Ve tabii bizim zihnimiz hep ne düşünüyor? Ben şimdi cennete gitsem, bir Allah birine benden daha çok şey verse benim içim geçmez mi? Bu kafayla geçer. Bu kafayla mutlu olamazsın. Ama Allah bak ne diyor? Cennete koymadan evvel bütün gıllı alırız yani. Bütün o sahte benlikleri, kıyaslayan benlikleri, şu olursa mutluyum, bu olursa mutsuzum, işte dünyada hep böyle şeker hastalığından muzdarip kaldım ama adamın başı bile ağrımamış falan. Cennette şimdi biri sana anlatsa hiç başım bile ağrımadı. Bu kafayla aklına ne gelir? Lan biz yıllarca şeker hastalığıyla uğraştık. Gelir yani. Neden? Çünkü kendini bedeninle tanımlıyorsun. Bedenin üzerinden yaşadığın hastalıkla vesaireyle tanımlıyorsun. Yaşadığın bir kısım zorluklarla kendini tanımlıyorsun. E cennete gidince ne yapacaksın? Sürekli ömrün kıyaslamakla geçecek. Peki cennete bırakmasak bunları daha doğru olmaz mı yani? Bu dünyada özgürleşme imkanı veriyor. Aslında o ayet bize ne diyor? Sen bu dünyada cenneti yaşamak istiyorsan içinden bütün gılları çıkar, at ve kurtul. Kendini hiçbir şeyle tanımlama. Birini Mercedes'e binerken görürsen öyle adama bak, ne şanslı, Allah vermiş. Öyle diyorsan sen kendini Mercedes'le tanımlıyorsun demektir. Sen varlığını, kimliğini, kendiliğini, hayatı Mercedes'li hayat ve Mercedes'siz hayat olarak tanımlıyorsun. Ben böyle tanıdığım bir arkadaş var diyor. Ya diyor benim ömrüm diyor toplu taşım araçlarında mı geçecek yani? Şimdi buradan bakan bir insana ne diyebilirim? Diyorum ki ya işte çalış, Allah sana verir diyorum. Olabilir diyorum. Ne yapabilirim başka? Çünkü 3 değil, 5 değil, 10 sefer anlatmışım. Bak kendilik bununla ilgili bir şey değil. Ama diyor ki ben diyor toplu taşıma araçlarına birinci diyor. İşte böyle temiz olanı var, pis olanı var falan var. Kendimi kötü hissediyorum diyor. O zaman bir şey diyemiyorum. Ama diyeceğim çok şey var tabii aslında ama diyemiyorum. Neden? Çünkü o şu an onu anlamayabilir. Yani düşünebiliyor musunuz? Yani peygamber kendini düşündüğünüz zaman, baktığınız zaman yani bizim mesela şu anki ortalama bir insanın yaşam durumu peygamberin tırnak içinde zahiri olarak yaşamından kat kat iyi yani değil mi? Yani bazen bir sabah kalkıyor peygamber, yiyecek bir şey yok mesela. Var mı bizim böyle bir durumumuz? Bir şey buluruz yani veya cebimizde bir şey vardır alırız. Ama mesela peygamber şöyle mi diyor? Ya işte böyle idare ediyoruz, sabretmek lazım. Allah ahirette, cennette bol bol verecek. Ne verecek yani? Ne vereceğini zannediyorsun? Allah, Allah'ın rızası, onu hatırlamak her şeyden büyüktür. En büyük cennet, Allah'ı bilme, Allah'ı hatırlama cennetidir. Nimet cenneti, o cennetin yanında bir gölge gibi kalır. Ha, Allah diyor ki çok mu istiyorsun? O da var, bu da var. Yani peygambere bir Arap gelmiş demiş ki cennette demiş böyle asil atlar var mı? Adam çok meraklı, çok özdeşleşmiş atlarına. Peygamber de var diyor. En asilleri var diyor. Ben de o yüzden olabilir diyorum.
Yani peygamberin bir tarzı bu. O yüzden ben de ona ihtimal söylüyorum. Yani peygamber diyor ki olabilir yani. Çok istiyorsan olabilir yani. Bu aslında bir aldatma da değil. Yani çok istese o kişi müminse, yani Allah ona asil at vermez mi? Verir yani. Ama akıllıysan asil at aramazsın. Kendi asaletini ararsın ve Allah'a olan bağını hatırlarsın. Allah'ı, onun cemalini dahi müşahede etmek, Allah yerlerin ve göklerin nurudur. Onun nurunu bile müşahede etmek, bütün cennetlerin fevkinde, üzerinde bir nimettir. Anlayabildiğinde. Hani bu şey gibidir. Hani Yunus kime gitmiş, o Hacı Bayram'a mı, Hacı Bektaş'a mı, hani biraz kıtlık olduğu için buğday için gitmiş. O mürşit de demiş ki hani buğday mı istersin, himmet mi istersin? Himmet neye dair bir himmet? Kendini bilmeye dair bir himmet. Kendini bilmeye dair bir destek. Kendini bilmeye dair bir kılavuzluk. Onu mu istersin, buğday mı? Demiş buğday isterim. O da demiş olabilir. Ve buğdayı vermiş. Sonra yolda yani bu buğday yani bitecek bir şey. Bedene hizmet eden bir şey. Tamam kötü bir şey değil tabii ki ama yani himmet o konuda, o kendini bilmeye dair himmet çok daha mukayese bile kabul etmez. Dönmüş, senin demiş nasibin falanca zattadır. Aslında bu ne anlatıyor bize? İşte kendini nasıl tanımlıyorsun? Çünkü ona göre bütün arzuların, isteklerin, beklentilerin, korkuların oluşacak. Sen kendini neyin üzerinden tanımlıyorsun? Kendini ne olarak algılıyorsun? Nesin sen? Gerçek kendin nedir? Bunu anlarsan başkadır. Kendini yanlış şeyler üzerinden inşa edersen daha başkadır. O yüzden kendini bilmekten daha büyük bir ilim yoktur. Asla yoktur. Dünyadaki bütün kütüphaneleri bilsen, bütün kütüphanelerdeki yazan bilgileri bilgi olarak bilsen ama kendini bilmesen, sen hiçbir şey bilmiyor olabilirsin yani. Yani öyle dense abartılmış olmaz. Ama kendini bilsen ama kütüphanelerdeki o kadar bilgiyi bilmesen, sen bilmen gereken en asil ve asli şeyi biliyorsun demektir. Bu diğer bilgileri küçümsemez bakın. Burada bir yanlış anlamaya asla düşmemeliyiz. Yani şu kağıdın neyden olduğunu, nasıl imal edildiğini bilmek de bir bilgidir. Değil mi? Mesela kağıt nasıl üretilir? Kağıdın kimyasal yapısı nedir? Bu da bir bilgidir. Ve asla küçümseyemeyiz. Ama kendini bilmenin bilgisiyle bunu kıyaslayamayız. Yani böyle bir şey olamaz. Bunu yaptığımız zaman yanılmış oluruz. O yüzden bakın bütün felsefeler kendini bilmeye hizmet ettiği müddetçe kıymetlidir. Zaten felsefenin maksadı budur. Yoksa felsefeyi nihai bir amaç gibi görüp işte bütün felsefe kitaplarını yutup sonra da onlardan kibir üretip, ya sen ne biliyorsun ki ben 40 yıldır uğraşıyorum işte, hani siz daha çocukken biz bunları okuduk falan diye bir egon da ürüyorsa, yani çok acı verici bir şeydir bu. O yüzden yapacağımız şey çok açık. Ne yaşarsanız yaşayın, ister iş insanı olun, ister ev hanımı olun, ister evli olun, ister bekar olun, ister çocuğunuz olsun, ister olmasın, ister dünyada bir şeyleri tırnak içinde gerçekleştirmiş olun, ister gerçekleştirmemiş olun, isterseniz anne babanız sizi onaylamış, sevmiş olsun, ister sevmemiş olsun, ne olursa olsun, hiçbir şeyle kendinizi tanımlamayın. Ve şunu hiçbir zaman zihninizden, bilincinizden, kalbinizden çıkarmayın. Ben henüz ne olduğumu bilmesem de ben Allah'a ait bir varlığım.
onun var etmesiyle var olan, tam eksiksiz, Allah'a muhatap olan, Allah'ın anladığı, bildiği, gördüğü, sahip olduğu ve hiçbir zaman bırakmayacağı, ben unutsam bile beni unutmayacak olan Allah'a aitim. Kendimize her zaman hatırlatmamız gereken şey budur. Ve diğer sahte kendilik algılarını adım adım bilinçli olarak geldikçe bırakmak, geldikçe bırakmak. Buna Uzak Doğu geleneğinde kendini araştırma denir aslında. Yani şu demek, sınırlı, geçici, zamana, mekana, değişime ait olan ne varsa sen o değilsin. Onu bırak, onu bırak, onu bırak. Bakın, onu bırak demek, işte atıyorum çalışma, evlenme, evliysen boşan, çocuğun varsa terk et. Bunu kastetmiyoruz ya, böyle bir şey değil. Her şeyi makul ve meşru olduğu müddetçe yapabilirsiniz. Fakat hiçbir şeyle kendinizi özdeşleştirmeyin. Yani biri size CV'ni ver dediğinde boş bir sayfa bulsun. Orada görünmeyen bir tek bir satır olsun. O da Abdullah. Yani Allah'a aitsin. Bu kadar. Gerçek CV'miz budur. Diğerleri birilerine zahiri olarak verdiğimiz şeylerdir. Hakikatte hiçbirinin gerçek kendimizle bir ilgisi yoktur. Bunu kendimize hatırlatabildiğimiz oranda, bunu hatırlayabildiğimiz oranda o zaman her türlü zincirden, her türlü psikolojik bağımlılıktan kurtulabiliriz. Ve hepimizin ihtiyacı olan asıl şey budur. Teşekkür ederim. Hocam, konu şeydi. Hadislerinden Türkçe ibaretli. Olabilir dediniz. Hiç problem yok. Bak onu ciddi söyle. Onu bak ciddi söyle. Ciddi. Yani sana Allah'a yakınlığı